Sanat Güzelleri'den herkese merhaba. Yine dop dolu içeriğiyle, renkli konu ve konuklarıyla bir program daha sizi bekliyor. Bakın programımızda neler varmış. Önce izleyelim. Siz şöyle kurulun koltuklarınıza ve bekleyin. Hemen ilk konumla geliyorum efendim. Rahatlıyorlar, kullanıyorlar ve o verdiği ferahlık, koku çok hoşlarına gidiyor. Ağız hijyeni için doğal tarif. Ballı karışımla kışa hazır girin. Estetik diş hekimi ve fitoterapist Yeşim Makzume anlatıyor. İki elimle sağ dizimi göğsüme çektim, sol bacak uzun. Şimdi göğsünü biraz daha kaldır, sırtını biraz daha. Süper. Hayat güzeldir de sabah sporu. Evde yapabileceğiniz kolay egzersizlerle karın, bacak, kol inceltmenin formülleri egzersiz uzmanı Reyhan Oksay anlatıyor. Modern tıbba destek vermeyi amaçlayan bir tamamlayıcı terapi. Refleksoloji uygulamalarıyla hastalıklardan kurtulmak mümkün mü? Refleksolojinin etkin olduğu rahatsızlıklar hangileri? Uzman klinik refleksolog Bilal Yalçıner anlatıyor. Aslında toplumda 62-65 yaş arasında her 300 kişiden birinde görülen bir hastalık. Çağımızın en önemli hastalıklarından Parkinson'un belirtileri nelerdir? Parkinson tedavisinde beyin pilleri ne kadar etkili? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh anlatıyor. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hayatımıza güzellik katan kadınlardan biriyle karşınızdayım şimdi. Estetik diş hekimi ve aynı zamanda fitoterapist Yeşim Makzume bizimle birlikte. Sevgili Yeşim, hoş geldin. Merhaba Esra'cığım. Ceketin rengine bayıldım bu arada. Programın başında çıkışta sana vereceğim. Sana çok yakışmış. Teşekkürler. Şimdi hayata renk katıyorsun. Bir kere kırmızın da bugün bizi renklendirdin ama sadece bununla sınırlı değil. Sen aynı zamanda hem estetik diş hekimi hem fitoterapistsin. Bugün de şahane karışımlar hazırladın. Aynen. Fitoterapi neden bu kadar önemli? Vallahi bence artık her şey, bütün tıp sektörleri kendilerini tamamlayan bilimlerle beraber artık bütün olmaya başladı. Yani hiç kimseyi tek düşünemiyoruz artık. Bir bütünsel yaklaşım söz konusu. Ben de bunu gerçekten eskiden beri zaten yapardım. Sonrasında da bu iş ilerleyince bütünsel bir yaklaşım, yani nedir, kimsin, nasılsın, işte yaşın kaç, nasıl beslenirsin, sosyoekonomik düzeyin nedir, bütün bunları birleştirerek yaptığımız bir şey aslında. Fitoterapi de bunun içinde. Ve fitoterapinin en önemli özelliği bence şu: ilaca geçmeden önce kendinizi doğal şeylerle tedavi etmek diyelim. Ya da hastalanmamak diyelim. Önlem almak gibi. Peki, bir şey. Peki bize bugün hazırladığın karışımlar ağırlıklı olarak sağlık konusunda mı takviye, yoksa kozmetik açısından mı takviye sağlayacak? Yoksa hepsi mi? Ya aslında hepsi birden olacak. Aslında süper. Çok kolay şeyler bunlar. Çok çok pratik, güzel güzel, şık şık tarifler. O zaman yanına geleyim de. Aynen öyle. Hadi gel başlayalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yani hem güzellik var, sağlık var, her şey var. Hayatın içinde, evimizin içinde, mutfakta ne varsa burada da hepsi var. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Havalar biraz biraz artık değişmeye başladı. Hissediyoruz. Evet. Sabah akşam biraz daha serin, öğlen daha sıcak. Bu geçişlerde kendimizi korumak çok zor. Mesela bununla ilgili bir takviye bize önerebilir misin? Süpersin. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Şimdi burada benim bir tane ballı kış karışımım var. Yaşasın. Kağıt kalemler hazır mı? Ballı kış karışımımız geliyor. Ya evet, çok sen, basit ama aslında neyi neden yaptığınızı bilirseniz çok kolay. Yani şuna inanıyorsanız, bunun size fayda getireceğini biliyorsanız yapın. Herkes her şeyi denemesin. Yani bilinçli yapın. Mesela balı niye koyuyorum, soğanı niye koyuyorum içine? Şimdi kısa kısa ondan da bahsedeceğim. Lütfen, ki en azından şey olsun. Tabii. Şimdi öncelikle iki tane kuru soğanımız var. Birazcık balımız var. Bunların ölçülerini size vereceğim. Ekranda da yazacak herhalde. Tabii, şimdi arkadaşlarım yazacaklar. Şimdi ben bunu doğramam lazım. Tabii. Şunu takayım, kokmayayım. Olur. Neymiş? Kuru soğan ve bal. Elimizdeki malzemeler bunlar. Zaten ben oğlum öksürdüğünde bu soğan suyu mesela çok iyi geliyor. Hiç kullandın mı? Kullandım. Süpersin. Şimdi artık lisede kocaman adam ama eskiden hep bunlarla büyüdü. Ve bal. Bizden hiç eksik olmazdı. Sütüne şeker yerine bal koyardım. Çok mantıklı. Bravo. Çok, tebrik ediyorum. Yani senin de içinden gelmiş zaten. Sonuçta evet. Fitoterapi uygulamaya başlamışsın. Biliyor musun, bal aslında ayrı bir bilim dalı şu anda. Apitera.
diye geçer. Evet. Bir sürü bunun bileşimi var. Bir sürü hastalık için kullanılabilen ya da hasta olmadan önce vücuttaki eksikleri tamamlayabilen ürünleri var. Bu da geliyor. Yani, gelmekte. Aynen öyle. İki mucizevi besini bir arada şimdi o zaman kullanacağız. Nasıl, ne yapacağız? Size şimdi çok basit. Tarifler misin? Çok çok basit. Bunu aslında benim içine doğramam lazım. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunu iyice temizlemişler. Bütün dış kabuğunu çıkarmışlar ama lütfen böyle bir şeye girmeyin. Çünkü bunun içeriği dışına gittikçe çoğalıyor aslında. Hani o en dışında böyle kahverengi turuncu bir kabuğu vardı. Evet. Onunla mı beraber onu bir yapacağız? İncecik bir çıkartırsanız yeter. Ha, anladım. Aynen. Peki. Tamam. Okey. Tamam. Şimdi böyle bembeyaz olmasına gerek yok. Aynen öyle. Çünkü biz zaten bunu yemeyeceğiz. Evet. Böyle. Şöyle dilimliyorum içine. Bu bana yaklaşık olarak bir hafta kadar yetecek bir ölçüdür aşağı yukarı. İki tane soğan var. Eğer bütün aile içiyorsanız tabii o başka mesele. Kavanozumuzun büyüklüğünü de şöyle net bir şekilde ekrana getireyim. Daha küçük de olabilir. Şimdi göreceksiniz. Siz kendiniz karar vereceksiniz. İzleyenlerimiz karar verecek. Kavanozumuzun büyüklüğüne göre biz iki tane kuru soğan tercih ettik ortada. Evet, aynen, süper. Evet. Şimdi, aynen. Şimdi iki çorba kaşığı bal koyacağım içine. Senin elin kirlenecek, ver istersen bana şöyle. Çok naziksin, teşekkür ederim. Birazcık şöyle yüksekte tutarsak onu. Ha, şöyle. Diğer şeyleri tamam. Ayırarak. Evet, ben sonra okay, ben bunu şöyle alayım. Daha kolay olacak bize. Bir. Evet, soğuk algınlıklarına, kış hastalıklarına karşı bizi dirençli ve güçlü kılacak, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek. Bu soğan var ya, mucizevi bir bitkidir. Gerçekten mucizevi bir bitkidir. Yani eski çağlardan beri tedavi için kullanılır zaten. Hani biz yeni keşfetmiş gibi yapıyoruz ama aslında değil. Pişse de pişmese de, çiğ de kullanılsa, bu şekilde de kullanılsa, içinde inanılmaz antioksidan, vitamin ve anti-enflamatuar bileşikler var. Ve bunlar bizi her şekilde koruyor. Şöyle yapalım. Bir kaşık daha koyacağım. Çünkü iki soğan koyduk. Bazen bana diyorlar ki ya tamam onu da yiyoruz, bunu da yiyoruz. Niye özellikle bunu yapıyorsun? Diyorlar. Bunun bir arada olunca farklı mı oluyor? Yes. Bir arada olunca farklı oluyor. Araştırma yapmışlar arkadaşlar bunun üzerine. Esra'cığım. Bunu tek tek yediğinizde ya da tek tek kullanıldığınızda edindiğiniz etkiye göre ikisi birlikte olduğu zaman çok daha fazla oluyor. %60-70 etkisi artıyor. Yani bu testlerle sabit olduğu için bu zaten yapılmış artık. Bir araya geldiklerinde farklı enzimler oluşuyor demek ki. Kapağımız ve onlarla nerede? Da farklı bir etkisi oluyor. Bunu ne şimdi, kadar bekleyecek bu böyle? Kapağını kapattık. 2-3 saat kadar bekleyecek arkadaşlar bu. Mesela biz onu yapsak akşam bir kenara bıraksak sabaha kadar. O da olur. Aynen. Yani 2 saat bir minimum olması lazım. Tamam. Ondan sonra zaten görecekler. Böyle bunun içinde bir sıvı birikiyor. Rengi hafif bir morlaşıyor, pembeleşiyor. Bu ikisi olduktan sonra şöyle bir doz vereyim size. Bir koruma dozu var. Bir de iyileştirme dozu var. Şunu çıkarıyorum artık. Evet. Koruma dozu diyelim ki işte bir endemik bir durum var. Yani salgın var işte okulda. Çocuklarınızı göndermek istemiyorsunuz. O zaman şöyle bir şey yapabilirler mesela. Birer kaşık tatlı kaşığı sabah, bir tatlı kaşığı da akşam bundan içirebilirler. Çocuklarına. Peki biz yetişkinler ne kadar tüketiyoruz? Biz yemek kaşığına geçiyoruz. Bir yemek aynen. Kaşığı. Aynen. Sabah, bir yemek kaşığı sabah, bir yemek kaşığı akşam. Burada da bak şu soru geliyor. Sen sormadan ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim hemen. Kokusuyla ben ne yapacağım bütün gün? Soğan kokuyor malum yani. Buna da cevabım var. Çalıştım geldim. Süpersin. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki zaten bu koruma dozu olduğu için o zaman akşam tercih edeceğiz ve bir kaşık yerine iki kaşık içeceğiz. Bak bu daha güzel oldu aynen, şimdi. Aynen öyle olacak. Ve kendimizi zaten böyle birkaç gün koruduktan sonra kullanmayacaksınız. Zaten eğer bir endemi varsa yani bir salgın varsa herkesten uzak duruyorsunuz. Dolayısıyla kokmuyorsunuz. Bunu dolapta saklayacağım herhalde. Hiç fark etmez. Bitene kadar da aynen. O karışımı içeceğim. Evet çok kolaymış işte soğan bal karıştı. 2 saat sonra aynen. Oluşacak sıvı bizim ilacımız oldu. Gayet şimdi, doğal hem de. Bir de hasta olduğunuz zaman bunun dozunu söyleyeyim. O zaman da 2'ye çıkarıyorsunuz bu dozu ve bir hafta kadar en azından kullanıyorsunuz. Ve mutlaka bıkmadan kullanın. Çünkü ancak öyle etkisi görülmeye başlıyor açıkçası. Peki şimdi ağzımız kokar dedik sen de akşam alın dedin. Ağız hijyeni için de bize bir şey önerir misin? Aslında, ağız demişken. Aslında bu iki içerikte yani balda, soğanda diş çürüklerini engelliyor.
Çok komik ama yani öyle gibi geliyor kulağa ama ne gerçekten güzel. Öyle. İşte biz bir taşla iki kuş diye buna diyoruz efendim. Hem bağışıklık sistemimiz güçleniyor hem diş sağlığımız için de birebir. Aynen öyle. Peki ama bunun yanı sıra yine de ağız için. Zaten bunu ağız bakımı için tabii kullanmayı önermiyorum kokusundan dolayı. Yani. Onun için biraz sonra şurada bir işlemimiz var. Böyle yağ çekme adı altında. Benim bütün hasta rutinine eklediğim, muayenehanede de çok uyguladım. YouTube'da da tamamıyla videosunu yayınladım. Hepsi var. Yani ayrıntısıyla nasıl yapılıyor falan hani burada gösterecek vaktimiz olmazsa oradan da bakabilirler. Tamam. Şimdi başlayalım mı? Hadi başlayalım. Peki. Ağız hijyeni için bakalım ne önerecek sevgili Yeşim? Ne lazım onun için bize? Yeşim şimdi için? Gelelim. O kadar basit ki aslında Esra. Hindistan cevizi yağı. Yeter ki organik olsun, soğuk sıkım olsun. Bizde var galiba. Aynen öyle. Arkadaşlarımız evet. Getirmişler. Hindistan cevizi yağımız burada. Evet. Şimdi bu yağın mucize olduğunu söyleyebilirim. Buradaki her şey basit ama gerçekten doğal mucizeler. Yani doğa biliyor aslında ne yapacağını. Bak, biz sadece keşfediyoruz. Bir sır vereyim mi sana? Bu cildlere çok iyi gelen bir şey. Süper. Değil o mi? Kısmına gelmemiştim. Kesinlikle. Ben krem yapıyorum bunlardan. Ya, evet. Yani çocuklarıma sürdüğüm, yüzlerine sürdüğüm kremi bundan yapıyorum. Gerçekten çok başarılı. Demek ki aynı zamanda ağız hijyenine de kullanılıyor. Bunun evet. yanı sıra başka ne gerekiyor? Şimdi nasıl kullanıldığını söyleyeyim ben. Lütfen. Bir bardak gibi bir şeyimiz var mı burada? O olabilir. Evet, minik bir şimdi kase. Bunu ben tek tek de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bundan kaşıkla koyuyoruz içine. Koyalım, mesela lütfen. Ne demişiz burada? 10 tatlı kaşığı demişiz. Onun yerine 5 diyelim. Yemek kaşığı gibi düşünelim. Bunun içinin hepsi zaten 5 yemek kaşığı var. 5 mi? Tamam, okey. O zaman boşaltmayalım. Burada dursun, burada karıştıralım. Aynen. Tamam, peki. Şimdi bunun içinde. Bunun tek sıkıntısı bazen katı kalıyor ya. Hani orada dozajlamak zor olabiliyor. Onu da şöyle bir tatlı kaşığı gibi göstereyim. Bir tatlı kaşığı ya da yarım tatlı kaşığıyla başlayın. Şöyle Hindistan cevizi yağını ağzımıza alıyoruz. Yani kısa bir böyle çalkaladıktan sonra başka ağzımızı, yemeden evet, içmeden. Çalkalıyoruz. Aynen. Arkasından bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını alıyoruz. Onu mu çalkalayacağız ağzımızda? Bir suyla hafif bir şey yaptıktan sonra bununla evet. beraber bunu ağzımıza alıyoruz. Tamam. Yutmuyoruz. Buna dikkat. Tamam. Ağzının içinde evirip çeviriyoruz. Oynuyoruz onunla. Ne kadar yapabilirsiniz? İlk başta biraz kolay olmuyor. Hani 1-2 dakikayı zor buluyor hastalarım ama ilerledikçe rahatlıyorlar, kullanıyorlar ve o verdiği ferahlık koku çok hoşlarına gidiyor. Bütün dişlerimizin arasında onun geçtiğini hissedeceğiz. Aynen. Ağzımızda bir süre çalkalayacağız. Sonra aynen. tüküreceğiz. Ama su yok bakın. Sadece yağ var. Sadece yağ. Onunla evirip çeviriyorsunuz. Yani 5 dakika 10 dakika giyinirken, makyaj yaparken hani çok da zor değil aslında. Yeter ki devam ettirin. Yani bir 2 ay deneyin. Her gün deneyin 2 ay. Ondan sonra gün aşırı da yapsanız hani olur. Peki şimdi bunun arkasından dişimizi fırçalayalım mı ya da fırçaladıktan sonra mı yapalım? Nasıl öneriyorsun? Şimdi niye yapıyoruz bunu bir kere? İçinde yani. Kalsiyum, magnezyum binlerce mineral var. Ama özellikle diş için faydalı kalsiyum var bunun içinde. Ne yapıyor? Dişteki o mineralizasyon yani sertleşme zamanla gidebiliyor. Ya da yeterince kalsiyum alınmadığında gidebiliyor. O zaman bununla biz onu yerine getiriyoruz. Ayrıca dil altından emildiği zaman bütün vücuda olan faydalarını burada saysam bir program tutar. O zaman bundan sonra fırçalamak olmaz. Madem bu kadar faydalı fırçalamıyoruz. Bir şey, aynen öyle. Ağızda kalması galiba daha. Aynen. Tükürüyoruz. Aslında tükürüyoruz, yutmuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz, tükürüyoruz. Fakat lütfen lavaboya değil. Çünkü yağ sonuçta ve katılaşıyor çok kolay bir şekilde. Oraya tıkayabilir. Bir peçeteye tükürüyorsunuz ve çalkalamıyorsunuz. 2-3 dakika sonra böyle bir deniz tuzu, bir tatlı kaşığı deniz tuzunu şöyle bir bardak ya da yarım bardak suyun içine koyarak onunla şöyle bir çalkalayıp tükürüyorsunuz. Bu kadar. Peki biz genelde işte naneli bir şeyler yiyerek ya da karanfil alıp çiğneyerek bunu yapmaya çalışırız. İşte özellikle koku için. Evet. Onun için ne önerirsin? Tamam, sağlık için hemen şahane. Ona da gelelim. Şimdi eğer kokudan rahatsız olan varsa bunun içine ikişer damla veya işte koyduğunuz miktara göre şöyle 5 yemek kaşığına 3 damla gibi düşünelim. Uçucu yağ, sevdiğimiz herhangi bir uçucu yağ koyabiliriz. Mesela bu neymiş? Karanfil uçucu yağ. Bu bizim için çok önemli bir yağ. Hele diş hekimliğinde. Kullandığımız birçok malzemenin içinde onun içindeki aynı şey var. Nedir adı? Karanfil. Öjenol denen bir madde var. Hem ağrı kesici hem anti-enflamatuar. Bunun içinde var.
Ve bizim kullandığımız o hani malzemelerin içinde de var. Bu doğalı. Harika. Aynen öyle. O zaman hemen uygulayalım istersen. Tabii hemen uygulayalım. Elimizdeyken hazır. Buna kaç kaşıktı bu? 5. Bu 5 yemek kaşığıydı. Tamam, evet. O zaman buna bir 4 damla yapabiliriz. Tamam. Evet. 4 damla karanfil ekledik. Bu da ağız kokusu için. Bunu iyice karıştıracaksınız ama. Peki. Bir de nane yağım var galiba. Evet. Onun yerine bunu da kullanabilirim. Alternatif olarak. Alternatif. Bunu seviyorsam daha ferah geliyorsa bunu kullanabilirim. Onun dışında da sen demin ne sordun, ben daldım anlatmaya. Tam da bunu sormuştum. Ağız kokusu için. Evet. Şimdi bunu aslında normalde ağız kokusu için değil de hani diş sağlığı için gibi düşünürsek. Ağız kokusu için başka böyle yine bunları kullanarak, bunu da kullanarak böyle spreyler yapabiliriz evde. Çok kolay aslında. Onları da bir başka programda mı artık yapıyoruz bilemedim. Aslında şimdi bilemedim. Hazır yeri gelmişken söyleyebiliriz. Tamam. Nasıl yapacağız onu? Bir böyle bir boş şişe düşünelim. Tamam. Bunu işte yarısına kadar su, içine ölçümüz oranında mesela bir tatlı kaşığı koyuyorsak Hindistan cevizi, bir damla da bir iki damla da bunlardan koyuyoruz. Tamam. İyice çalkalıyoruz. Yalnız burada unutmamak gereken bir şey var. Hindistan cevizi yağı katılaşabilir. Kullanmadan önce böyle hafif bir sıcak suya tutup çalkalayıp ondan sonra aynen nasıl kullanıyorsunuz işte marketten alınan şeyleri, spreyleri o şekilde kullanıyorsunuz. Peki, sıkıyorsunuz, çalkıyorsunuz, tükürüyorsunuz. Senin gibi güzel bir hanım buradayken ben karışıklıklar için bir tarif almak istiyorum ki sende var. Bizi hazırlayıp getirdin. Hadi ona geçelim. Olmaz mi? Olmaz mı? En sevdiğim kısma geldik. Bence de. Yani biz bayılırız böyle hani biraz daha cildimiz güzel olsun, saçımız güzel olsun. Ne öneriyorsun? Evet. Nerede bizim şeyimiz? Çilek maskemiz var şimdi bugün. Bir avuç çilek. Duşunu da alalım da karıştıracağız çünkü. Öyle mi? Peki. O zaman ben malzemeleri yavaş yavaş sana vereyim. Aynen, karışım için oraya taşıyalım. Şöyle işte bir avuç gibi düşünelim. Çilek koyuyorum. Şöyle. Şimdi bunu en son ekleyeceğim. Öyle mi? Peki. Birazcık ekledikten sonra en son kıvamı için biraz daha. Bu süt arkadaşlar. Tam yağlı süt. İnek sütü. Sütün içinde inanılmaz mucizeler gizli. Her ne kadar büyüdükçe uzmanlar içmememiz, daha az içmemiz gerektiğini söylese de evet. Ben dengeden yanayım açıkçası. Bence her şey dengeli alınırsa birbirini tamamlıyor açıkçası. Ne peki. Undan hiç yeme ne bundan çok ye. Pirinç unu veya buğday rüşeğimi demiştin. Aynen öyle. Pirinç unu bulduk. Tamam, süper. Onların da cildi ağartıcı etkisinden dolayı kullanıyorum. Biraz da kıvam vermek için kullanıyorum. Bunu en sona saklayayım çünkü bunu yoksa çekirmeyeceğiz. Makinamız büyük tamam, biraz. Peki. Bir deneyelim. Evet, sanıyorum yeterli. Evet, evet, aynen. Hatta gayet güzel bir de kıvam elde ettik aslına bakarsan. Çok az bir şey sürerek... Nedir şunun adı? Şimdi artık pirinç ununu ekleyeceğiz galiba değil mi? Evet aynen. Hadi onu bir başka bir kaba alabilir miyiz? Daha kolay olacak bizim için. Ben şöyle tutayım. Ya ben bu tür doğal şeylere bayılıyorum. Neden diyeceksiniz? Hani piyasa şeyleri de kullanıyorum tabii ki ama bunlar her evde olan, her zaman kullanabileceğimiz elimizin altındaki şeyler. Ve çok keyifli, çok zevkli aslında. Hele farkı hissettikçe... Ekranları başına yeni geçenler için kırışıklıklara karşı doğal bir maske hazırlıyoruz. Çilekle sütü karıştırdık. Çilekli süt elde ettik. Aynen. Şimdi bunu hafif bir kıvamlandıracağım. Azıcık sulu. Evet. Pirinç ununun veya buğday rüşeğimi olursa o da olur. Onun kıvam verici etkisinden faydalanacağım. Aynı zamanda da tabii, ağartıcı etkisinden faydalanacağım. Zaten çilekte de ağartıcı özellikler vardır. O konuya da bilahare değiniriz. Bize. Doğal diş beyazlatmalarda falan bazen kullanıyor muyuz bunu? İşe yarıyor. Ben de işte güneş lekelerine falan da düşündüm bir anda şimdi sen ağartıyor deyince. Tabii zaten bu bir şey sistem. Yani eğer bir şey ağartıcı özellikteyse hemen hemen her şeyi artır. Peki şimdi ben bunu yaptım Yeşilciğim. Aynen. İşte bunu cildime güzelce sürdüm. Ne kadar bekletmem gerekiyor? Bunu bir 20 dakika, 15-20 dakika kadar bekletiyorsun. Daha da bekletebilirsin de. Yani. Sonra duru suyla mı? Önce bir fazlasını alalım bir peçeteye. Sonra ılık suyla yıkıyoruz. Ondan sonra da tonik sürüyoruz. Ben ne kullanıyorum? Gül suyu kullanıyorum genelde. Ben de.
Çok doğal. Belli zaten kullandığın. Senin de öyle. çok güzel bir tonik o. Peki kırışıklıklara etkisini ne kadar süre kullandıktan sonra fark etmeye başlayacağız? Ben şöyle söyleyeyim. Bence ilk kullanımdan sonra etkisi görülüyor. Öyle mi? Evet. Aa, çok güzel. Şimdi neden? Mucize mi var içinde? Hayır ama nemlendiriyor. Besliyor, yumuşatıyor. Zaten kırışıklık böyle açılır zaten. Nemlendirirsiniz, beslersiniz ve yumuşatırsınız. Hani amaç odur aslında. Mesela neden krem sürdüğümüzde kırışıklıklar açılıyor? Açılıyormuş gibi geliyor. Çünkü gevşiyor. Bunu devamlı yaparsanız devamlı gevşek kalıyor. Ve devamlı yaptığınızda, yani her gün demiyorum tabii, haftada bir, böyle şeyler haftada bir veya iki falan gibi yapılabilir. Daha sonrasında ilerlemesine engelleyici bir faktör oluyor ki bu bizim için daha önemli. Peki yine hanımlar merak edip yazıyorlar tabii şu anda. Gıdı sarkması. Gıdı sarkması için ne önerirsin bize? Gıdı sarkması birazcık daha komplike aslında. Birkaç malzememiz var ama esasen mekanik işlemlerimiz var. Mekanik işlemleri yaparken, yani nedir, masaj gibi, işte yüz yogası gibi kullandığımız, benim çok sevdiğim bir takım taşıyıcı yağlarımız da var. Bak şöyle bir fırçamız var. Mesela. Yani aslında atkılı istemiştim ama arkadaşlar bunu bulmuşlar. Belki atkılı bulamayan hanımlar da olabilir şu anda, evet, ekran başında. Olur yani. Bir fırça bunun için yeterli oluyormuş. Evet. Doğal bir fırça olması mühim. Hani cildimize çok plastik değdirmeyi sevmiyoruz yani. Saç fırçasıyla falan yapmayın. Çok yok. Zedelersiniz cildi. Cildinizi. Aynen. Ayrıca yüz için fırçalar satılıyor. Artık birçoğumuz bunu öğrendik. Aynen. Onu kullanmaya çalışacaksınız. Yani işte gördüğünüz gibi bir makyaj fırçası bile kullanabiliriz aslında. Mühim olan burada yaptığımız mekanik etki. O da nedir? İşte anlatayım biraz şimdi size, istersen hemen yeri gelmişken. Evet, bir de ben şu yağları merak ettim. Bununla birlikte yağları da mı kullanmamız gerekiyor? Şimdi aslında bu kuru fırçalama. Kuru fırçalamada yağ kullanmıyoruz. O zaman önce onu görelim. Peki. Aynen. Şimdi burada mühim olan yönü ve hareketler. Şurada boyun altından başlıyoruz. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. İstediğimiz sertlikte bunu yapabiliriz. Bölge başına 4-5 kere böyle yapıyoruz. Çok kolay. Aynı yere 4 kere olmak suretiyle bütün boynumuzda yani bu işlemi tekrar şuradaki edeceğiz. Kan akımını hızlandırmaya çalışıyoruz aslında. Bu boyun kırışıklıklarına falan da iyi gelmez mi? Tabii onun için yapıyoruz. Hani burası daha iyi beslensin diye. Aynen öyle. Hani kan akımımız artsın. Daha iyi beslensin. Amaç bu. Daha çok kanı buraya getirebilmek. Akışını sağlamak. Aynen öyle. Şimdi bir de şurada bir trik var. Onu söyleyeyim. Şu uca geldiğimde, çenenin ucuna geldiğimde bir hafif bir oval, yani yuvarlak bir hareket yaparak dışa atıyorum. Hafif böyle yuvarlak dışa atıyorum. Aşağıdan yukarı yapıyorum. Bir de buna dikkat edelim. Genelde masajlar öyledir zaten. Yani böyle diş fırçalar gibi şu şekilde yapmayacağız. Yok, hayır. Bunu böyle her defasında. Bakın aşağıdan yukarı. Zaten kızarmıştır bile biraz. Çok hafif. Hafif çok. Bastırmıyorum makyajım bozulmasın diye. Biz birazcık bastırmalıyız ama galiba. Biraz tabii. Yani hafif hissedene kadar ama tahriş etmeden. Peki bu üzüm çekirdeği yağı ve kayısı yağı aynı zamanda. Kayısı çekirdeği olması lazım. Kayısı çekirdeği yağı, özür dilerim, evet öyleymiş. Bunların faydası ne? Yani bunlarla birlikte yaparsak farklı ne elde etmiş bunlarla oluyoruz? Da genellikle el masajı yapıyoruz aslında. Bunu elimize döküyoruz. Bunlar zaten taşıyıcı yağ. Hani herhangi bir şeyle karıştırmadan. Mesela önce bir karışım elde edelim. Öyle yapalım. Tamam, tabii ki. Ben karışımı hazırlayayım istersen. Sen eldivenle yani takalım. Burası şey olacak şimdi, vıcık vıcık olur. Tam olarak göstermeyeceğim ama yapılışını burada göstereceğim. Okay. Ya da elimize süreriz. Şekilde onu hallederiz. Sen de bana yardımcı olmak ister misin? Üzüm çekirdeği yağı ve kayısı yağı var. Kayısı çekirdeği yağı. Özür dilerim. Aynı oranda karıştıracağız değil mi? Bunları aslında karıştırsak da olur, tek tek kullansak da olur. İkisi de antioksidan özelliği bakımından. Peki karıştıralım biz. Zengin yağlar. Madem ikisi de zengin. Karıştırabiliriz. Karışımı daha da hoş olur diye düşünerek. Aynen öyle. Şöyle karıştırdım. Eşit miktarda. Birinden çok, birinden az. Yani bu ikisi gerçekten çok çok etkili anti-aging yağlar. Bu boyun gençleştirmek için mi, yoksa gıdıyı aynı zamanda şey yapan mı, azaltan bir yağ mı? Yoksa azaltır, çünkü azaltmasının sebebi buradaki... Bir de argan yağ koyuyoruz. Aynen, buradaki cilde bir işlem yapıyoruz, harekete geçiriyoruz burayı. Nasıl vücudunda harekete geçirdiğin zaman o bölgedeki yağ yakıyorsun, nasıl masajla göbek yağlarını eritmeye çalışıyorsun, aynı hesap. Tamamen aynı hesap. Bundan biraz alıyorsun. Onu da göstereyim nasıl yapıyoruz. Tamam. Üzüm çekirdeği yağı,
kayısı çekirdeği yağı ve argan yağı demiştin. Üçünü karıştırdık ve bu karışımı elde ettik. Aynen. Şimdi evet. Elimizin evet. üstüne gösterelim. Bir tamam, zaman boyundaki kırışık olan yere yapacağız. Bir dakika yüzüğümü çıkarayım. Evet. Yüzüğünü çok güzelmiş. Teşekkürler. Sen de çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Bu arada dişlerin de çok güzelmiş. Ayrıca konuşacağız. Tamam. Biz zaten şimdi, daha çok konuşacağız. Arkadaşlar aslında elde bu masajı göstermem biraz zor ama hareketi göstereyim en azından. Hı-hı. Şöyle bir çimdik hareketimiz var. Böyle. Boyuna evet. yaptığımızda evet. böyle çimdik atacağız evet. aynı zamanda. Ama aynen. çok hafif kızartmayın kendinizi. Acıtmayın. Birazcık kızartsınlar. Öyle tabii. mi? Tabii. Çünkü dediğim gibi kan dolaşımını hızlandırmaya çalışıyoruz. Peki bunu aynı zamanda fırçayla yapsak? Ya fırça biraz yağı yiyor. Bu masajın etkisi biraz daha farklı oluyor. Şöyle diyeyim bak. Mesela şöyle başını kaldırıyorsun. Evet. Şurada büyük bir kasın var şurada. Evet, evet. O kasa yapıyorsun masajı. Şu şekilde tutuyorsun. Hı-hı. Ondan sonra çimdikleyerek... Yukarı doğru gidiyorsun ama bunu böyle tutuyorsun. Ya yani onu elinde hissediyorsun. Çok zor değil yapımı. Hiç i̇şte biz burada değil. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Sevgili Yeşim Maksume'ydi konuğum. Çok teşekkür ederim Yeşim'ciğim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kendi güzel anlattıkları da bizi güzelleştirdi bugün. daha sık görüşebilmeyi diliyorum seninle. Esra'cığım çok teşekkürler. Karışmaya bir ihtiyacımız var. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, hayat güzeldir demeye devam edeceğiz yine bir başka konuğumla efendim. Şimdi egzersiz yapacağız sizinle birlikte. Bir yere ayrılmayın. İki elimle sağ dizimi göğsüme çektim. Sol bacak uzun. Şimdi göğsünü biraz daha kaldır. Sırtını biraz daha. Süper. Hayat güzeldir de sabah sporu. Evde yapabileceğiniz kolay egzersizlerle karın, bacak, kol inceltmenin formülleri egzersiz uzmanı Reyhan Oksay anlatıyor. Şimdi hayat güzeldir de. Bedeniniz zindeyse hayata bakışınız bile değişiyor, ruhunuz değişiyor. Artık bunu biliyoruz. İşte bugün sizi hayata biraz daha böyle keyifli başlatacak şahane egzersizlerimiz var ve konunun uzmanı hem kendisi fıstık hem anlattıkları muhteşem Reyhan Oksay egzersiz uzmanı bizimle birlikte. Hoş geldin Reyhan'cığım. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Günaydın. Günaydın. Hiç fazla bir yağ kırıntısı yok bedeninde bakıyorum da. Gel de kıskanma yani şimdi bu bedeni. Nasıl böyle güzel olacağız? Ne yapacağız? Öncelikle siz inanılmaz iyi duruyorsunuz. Çok o yüzden bana kendisi söylüyor ama görmeniz gerekiyor. Çok şanslıyım. Yakından bunu söyleyebiliriz. Harika görünüyorsunuz. Çok naziksin. İşte önemli olan bu formda olmak ve bunu korumak. Sıkı olmak demiştin sıkı değil olmak, mi? Sıkı olmak kesinlikle. Egzersiz neden hayatımızın bir parçası olmak zorunda? Bir kere buradan başlayalım. Sonra egzersizlerimizle ekranda olacağız birazdan. Harika. Şimdi aslında en önemli nokta günümüzün meslekleri, günümüzün yaşam şekli, stres. İşte bu insan vücudunu çok negatif etkiliyor. Hı-hı. Bu yüzden vücudumuzu formda tutmak için egzersiz yapmamız gerekiyor. Bu egzersizlerin çeşitlilikleri günlük yaşamımıza hem çok iyi gelecek hem de insanlara bir formdalık, bir sağlık. Aynı zamanda bir fitlik sağlayacak. Yani ben egzersizimi yaptım, istedim kilodayım, artık bırakabilirim dersek ne oluyor peki? Bu yine güzel bir adım ama biz istiyoruz ki bu hep devamlı olsun, sürdürülebilir bir durum olsun. Maalesef lüks değil, yaşamımızın bir parçası olsun. Hı hı. Yaşlanınca kaslarınız eriyor, kemikleriniz eriyor. Daha böyle zinde kalmak için şimdiden aslında yaşlılığa yatırım yapmakta da fayda var. O zaman en çok bak karın egzersizine ihtiyacımız var bizim. Karnımız düz olsun istiyoruz. Bacaklarımız biz böyle sütun gibi olsun istiyoruz tamam mı? Aynı zamanda sıkı kollara ve göğüse sahip olmak istiyoruz. Bizi bunu hazırlayacak egzersizleri de senden istiyoruz. Tabii ki. Geçelim harika. Buyurun. Ben de spor pabuçlarımı giydim. Ben de şimdi Reyhan'cıma eşlik edeceğim. Beraber şöyle geçelim. Siz de lütfen bizimle birlikte ekran başında önce ayakta mıyız? Yatıyor muyuz? Hemen yatarak başlayacağız. Hemen yatalım bence de. Harika. En güzel egzersiz yatarak yapılan egzersiz değil hı-hı. mi kızlar? Şöyle bak benim ikilimdeki evet. canlarım da burada. Harikasınız. Metinize evet. sırt üstü uzandı. Doğru yapıyorum değil mi? Evet çok doğru tamam. yapıyorsunuz. Peki. Şimdi evde bizi izleyenler için ufak ufak bir anlatmaya başlayalım. Evet. Öncelikle mesela şöyle sorular geliyor. Biz yerde yatabilir miyiz? Veya işte böyle altımıza kalın bir şey sererek olabilir mi? Evet muhakkak kalın bir şeyin üzerine yatmak lazım. Çünkü omurga yerle direkt temas ettiğinde bunlar hmm. negatif etkilenebilir. Hmm. Yattığınız tamam. zaman dizleriniz bükülüp vücudu eklemlere bölüyoruz. Dizlerimizin arası bir tık kalça genişliği kadar açık olsun. Şöyle vücudumuz açınma. Rahat. Şu an bu rahat bir pozisyon. Çok rahatım. Evet çok aşırı rahatım. Rahatım. Çok güzel. Şimdi peki. hemen göstermek istiyorum. Öncelikle tamam. mekiğe bir bakalım Esra'cığım. Bakalım. Şimdi şöyle şeyler var. Mesela ben görüyorum. Mekik çekin diyorlar. İnsanlar böyle tempolu bir şekilde
hızlı hızlı kalkıp mekik hareketi yapıyor. Benim de öğrendiğim mekik o ama. Ben evet, de şöyle yapıyorum. Evet. Bakın aynen ne kadar önemli. Yanlış şimdi mı? Bu hareketi yaptığınızda karın kasınız çalışıyor mu? Nereden kalkıyorsun? Nereye zorluyorsun? Ah, bu biraz beni zorlayan bir hareket. Ve seni bile. Kesinlikle. Ve çok devam ettiğinizde karın kaslarınızın haricindeki birçok kas grubu çalışıyor. Ama doğru mu çalışıyor? Peki ne yapalım? Nasıl yapacağız mekiğimizi? Evet, şimdi hemen bunu düzelteceğiz. Şimdi dedik, nötral pozisyona yattık. Yani hiç kendimizi sıkmayan pozisyondayız. Kollarınızı kaldırdınız. Sırtınızı karşıya bir kaldırın. Güzel. Şimdi burada karın kaslarınız aktif olmaya başladı. Evet. Harika. Buradan çok yatmadan, boynunuzu çok zorlamadan, ufak ufak karnınızı sıkarak mekik yapmaya çalışın. Nefesini verdin ve aldın. Küçük. Harika. Aa, bu çok, ama daha rahat bir şeymiş. Kesinlikle. Ya. Hem rahat hem etkili olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Tamam. Burada baktığımız zaman sırtımızı çok fazla yatırmamalıyız. Güzel. Hmm. Birazcık daha küçük. Güzel. Biraz daha belin yere temas etsin. Karın kaslarını kullan, kolunu kullan ve nefes veriyoruz. Çeneyi hiç sıkıştırmadan. Harika yapıyor değil mi? Güzel ve dinleniyoruz. Şahane. Peki, güzel. Dinlenirken yatarak dinleniyoruz. Evet, yatarak dinleniyoruz. Evet. Ama derlerse ki, evet hocam çok güzel anlatıyorsun. Boynu zorlamamak için çok yatıp kalkmamalıyız. Ama benim sırtım bu kadar kalkmıyor. Mekiğe yeni başladım. Ya da benim boynumda fıtık var. Ya da belimde bir rahatsızlık var. Diyen kişilere ne yapacağız? Ne yapacağız? Artık bu pilates ekipmanlarını, bu tarz spor materyallerini hemen hemen her yerde buluyoruz. Bakın elimde 20-25 cm'lik bir mini bol var. Bu mini bol sayesinde hemen harekete bir varyasyon ekleyeceğim. Hı hı. Evet. Küçük bir top alın ya hemen da yastık alın elinize. Evet, hemen çıkardım. Hı hı. Şimdi havasını biraz alacağım ki omurganın şeklini daha kolay alsın. Sımsıkı bir top bana yarardan çok zarar sağlayabilir. Şimdi metimdeyim ve mini bolumu yerleştirdim. Kürek kemiklerimin birazcık alt kısmında. Çok yukarı çıkarsam mekik yapacak kadar alanım kalmayacak. Çok aşağıda olursam bu sefer boynumu zorlayacağım. Karnıma çok faydası olmayacak. Bunu hissedeceksiniz. Biraz kürek kemiğinin alt ucunda ayakların rahat ve karın kaslarını sıkabiliyorsun. Şimdi burada mekik yapmak artık boynuna yük binmiyor, beline yük binmiyor ve karnın çalışıyor. Ne oldu? Biz karın çalıştırmak istiyoruz, dümdüz bir karın. Artık ondan verim alabiliriz. Ben bunu yaptım, çok kolay. O zaman ellerini başın arkasına tutarak hareketi biraz daha zorlaştır. Ben bunu da yapıyorum. O zaman dene bakalım, tek bacak. Her defasında zorlaştırıyor. Her vererek bir tane daha deneyebilirsin. Ve yine karın kaslarımızın yan kısmını kullanabiliriz. Hiçbir tarafı boş kalsın istemiyoruz. Bakın çok kısa zamanda bile bir sürü varyasyon gösterdim size. Bunların hepsini yapabilirim. Boynum ağrıdı mı? Hayır. Belim ağrıdı mı? Hayır. Karnım çalıştı mı? Evet. İşte o zaman siz mekik yaptınız. Yani belimizi destekleyen herhangi bir şeyle evde, yani sert bir yastık olabilir vesaire. Evet, yeni başlayan bu hareketler için çok daha uygulanabilir ve ağrı duymadan. Harika. Şahaneymiş, çok güzel. Peki, bizim şöyle izleyicilerimiz söylerse, tamam ben başlangıç seviyesi değilim ve karnımın orta kısmını çalıştırıyorum. Hı. O zaman buyurunuz Esra Hanım. Yatıyoruz. Hemen ikinci hareket size gelsin. Bana gelsin, tamam. Güzel, şimdi avuç işlerimiz yerde. Bir bacağımız kalça hizasına kaldırdık, masa pozisyonu diyoruz. Süpersin, diğer bacağımızı da kaldırdık. Hı. İki elimizle dizlerimizi göğsümüze çektik, sırtımız hazır. Evet. Şimdi böyle bir başlangıç bir kere sakatlanma riskini azalttı. İki karın kaslarımı sıkmamı hemen sağladı. İki elimle sağ dizimi göğsüme çektim. Sol bacak uzun. Şimdi göğsünü biraz daha kaldır. Sırtını biraz daha. Süper. Ve nefes al. Ver. Güzel. Devam ediyoruz. Şahanesin. Devam Esra. Çok güzel. Şimdi burada yaptığımız hareketlerde gayet iyi. Dizimizi göğsümüze çektik. Tulumla yapmayın tabii. Tabii ki. Sırtımız devam ediyor. Böyle mi? Devam. Biraz aşağıda. Karnımız biraz çok güzel. Dizimizi göğsümüze çektik. Devam. Bakın devam. Üst gövde statik. Hiç oynamıyor. Bacaklar hareketli ama karın çok sıkı. Yanıyor. Mesela çok güzel yapıyor. Devam ediyoruz. Üç tekrar daha. İki. Bir, iki dizi göğsüne çektin. İki elinle beraber çek, 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 çek. Önce ayakları yere indir tek tek. Tek tek. Basarak. Sonra sırtımız, kollarımız, uzat bacaklarında. Karnın nasıl? Müthiş çalıştı şu anda gerçekten. Şu an rahatladı ama benim çok ciddi yandı hissettim. Kesinlikle. Yani en az enerjiyle en maksimum efor. Peki ben bunu da yapıyorum hocam. Daha zor istiyorum diyenlere
Hem de karnımızın alt kısmı gelsin. Üstü çalıştırdık, ortaya çalışacağız ama alt kısmı. Hemen hazırız. Tekrar dizlerimizi büküp mete bastık. Şahaneyiz. Evet, yine tek tek masa pozisyonu dediğimiz bir bacak her zaman kontrollü. Sonra diğer bacak. Ellerimi dizlerimin arkasından yakaladım. Bacaklarımı uzatırken sırtımı kaldırıyorum. Güzel. Bacaklarım gergin, dizlerim gergin. Belimiz yerde ve karnımız içeride. Biraz daha koy beli yere. Beli mi? Şöyle. Tamam. Tamam. Gergin bacak. Sağ kolu bırak bakalım. Dırınınım. Sol kol. Güzel. Bakışlar parmak ucunda. Tamam. Şimdi bacak sabit. Üst gövdemiz kalkıyor. Nefes veriyoruz. Harikasın. Çok yatmıyorum. Küçük küçük. Küçük çok küçük. Son bir tane daha tuttum. 4, 3, 2, 1. Bük dizleri. Evet. Tek, tek. Tek. Bravo. Yat. Süper. Şahane. Alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Çok evet, üçüncü güzel. Level ileri boyuttakiler içinmiş hakikaten. Evet. Evet, harika. Ama ileriki boyutta çalışırken bile yine postürümü çok zorlamıyorum. Mümkün oldukça vücudu eklemlere bölüyorum ve karın kaslarımı her zaman hissediyorum. İşte o zaman dümdüz bir karın oluyor, değil mi? Kesinlikle. Tavsiye ediyoruz. Peki, bunları günde ne kadar yapmam lazım? Kesinlikle bu çok önemli bir soru. Evet, hafta 7 gün. Mümkünse haftada 3 gün, 4 gün egzersizi uyguladığınızda hemen bir 2 hafta içerisinde bile o düzlüğü, o çizgileri hissetmeye başlıyorsunuz. Haftada 3 gün yapacak, 2 hafta sonra evet, karnım hemen düz olmaya başlıyor. Müthiş bir şey tabii bu. Tabii ki sağlıklı beslenmek ve düzenli uyku da çok önemli. Günde bir kere 15 dakika yetiyor mu peki? Kesinlikle, ama tabii ki bunu ne kadar birleştirirsek, ne kadar diğer egzersizleri de yanına eklersek o kadar da doğru olacaktır. Mesela hangi egzersizler? Hemen devam ediyoruz. Göstereceksin. Harika. Basen kısmı. Tamam. Şimdi bir kere şunu göstermek istiyorum. Evde hemen hemen herkes bacak çalışıyor ve şöyle bir şey var değil mi? Böyle yatıyor böyle yattığı yer. Böyle evet. Kaldırıyor, indiriyor falan. Benim de şimdi neye yarıyor? Az önce karında konuştuğumuz şey. Bir kere kolunuzu uzatın. Çünkü burada bacağı kaldırıyorsun, omurgayı eğiyorsun. Buradan da kaldırdığın zaman burayı sıkıştırmamak veya negatif etkilenmemesi mümkün değil. Bir kere rahatız, yattık. Başımız kolumuzda, elimiz hazır, bacaklarımız uzun. Evet, yani nötral dediğimiz doğal bir pozisyona geliyoruz. Geldik mi? Geldik. Geldik. Çok da güzel duruyoruz. Şimdi burada yine üst gövdemiz dik, harika. Başımız kolumuzda, bacaklarımız uzun, şahane. Şimdi burada bu bacağı çok yukarıya kaldırdığınız zaman kalça eklemin açısından çok 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 yukarı yapınca bu hareket baseni etkilemekten ziyade artık belinizi, hatta probleminiz varsa fıtığınızı bile zorlayacaktır. Ama bacağı şu seviyede tutmanız ve tekrar kapatmanız bizim için çok yeterli. Bakın bu gayet kadarcık. Basit. Kapatıyorum ve açıyorum. Şimdi bunu çok tekrar sayısı yaptığım zaman bekle havada. Buradaki bursalar, tendonlar incinebilir. Sert bir hareket ya da çok fazla tekrar hareketi bunları zorlayabilir. O yüzden ben hemen diyorum ki rahatla. Hı hı. Bir terabant eşliğinde tekrar sayısını azaltalım. Alacağımız verimi arttıralım ve eklem açımız da doğru olsun. Hı hı. Hareketin bütün negatif etkilerinden kurtulalım ve maksimum fayda sağlayalım. Hı hı. Kaldırdık ayaklarımızı. İki ayağımızı süpersin. İndirdik. Güzel. Hemen terabandımı çok sıkmayacağım. Bu arada hemen bunu bağlarken şunu da anlatayım. 1.20 boyunda. 1 terabant eşinizi görecektir arkadaşlar. Hı hı. Başlangıç seviye ya da orta seviye bizim için yeterli. Çok sert seviyeleri ilk başta çok almanıza gerek yok. Hı hı. Şimdi terabandımız var. Bacağımızı yavaşça nefes vererek kaldırdık. Küçük. İkisini mi tekini mi? Üsttekine. Üsttekine. Şahane. Şu an baseni daha iyi hissediyoruz. Evet. Direkt bak şurası burada. Yanıyor şu anda. Evet, direkt yük orada. Evet. Şimdi ben buradaki etkiyi daha da arttırmak istiyorum. Ne yapayım? Parmak ucumu kendime çektim. Hiç bozmadan hafif içeriye doğru eğdim. Daha da şahane. Çünkü direkt gluteus medius kasındayım. Ufak ufak yukarı. Küçük. Kapat ve aç. Nefesi ver. Yuvarlak mı çizeceğim? Dümdüz. Aşağı dümdüz. Yukarı. Ve ver nefesi al. Ver nefesi al. Ver nefesi al. Şahane yapıyor. Çok güzel. Şu ufak rotasyonda devam. Buradaki kalçayı daha da etkili hale getiriyor. Sonuncu tekrarı yapıyor Esra'nın ve havada bekliyor. Soruyorum. Baseniniz yanıyor mu? Yanıyor. Çok güzel. Yavaşça indiriyoruz. Peki. İşte bakın küçük bir hareket hemen çalışmasını sağlıyor. Şurası tam. Bak yanan yer. Çok acayip güzel. Güzellendi. Hemen bir hareket daha ekleyelim. Kaldırdık tamam. Bacağımızı. Kaldırdım. Yine etkiyi arttırıyoruz. Ama bu sefer parmak ucumu dışarıya doğru çeviriyorum. Bacağı kalçadan. Postürü bozmadan. Şimdi buradan yukarıya devam ediyorum.
Güzel. Yine günlük hayatımızda hiç kullanmadığımız bir kası kullanıyoruz. Daha bacağın içeriden çalışmasını sağlıyoruz. İşte benim selülitim gitsin, sütün gibi bacağım olsun diyorsunuz ya. İşte bu kasların çalışması gerekiyor. Hmm. Nefes vererek. İki tane daha. Bir tane daha bekliyoruz havada. 5 saniye. Dinamiğe her zaman statik çalışmayı ekliyorum ki daha faydalı olsun. 3, 2, 1 dinlendik. Nasıl basenimiz? Yanıyor. Bakın iki hareket bile yeterli oldu. Öyle çok büyük hareket, çok komplike hareket doğru hareket anlamına gelmiyor. Önemli olan en minimal etkide en maksimum eforu sağlamak. O yüzden bayanlar bunları tavsiye ediyoruz. Aynı hareketi diğer bacak için de uyguluyorsunuz ve dengeli çalışmaya sağlıyorsunuz. Ne kadar sürede yine istediğimiz kıvama geliyoruz bundan? Burada şöyle bir güzellik var. Basenlerimiz karın kaslarına göre çok daha hızlı şekilleniyor. O yüzden bekleme süremiz daha kısa. Yine haftada 3 gün düzenli uyguladıklarında çok memnun olacaklar. Harika. Çok teşekkür ederim. Vakti nasıl geçtiğini anlamadık. Daha göstereceğimiz çok yer var tabii ki. Bitmez. Evet. İstediğimde çok yer var. Çok bir hareketle kolu da gösterir misin? Tabii ki zevkle. Hareketle. Harika. Hadi bakalım buyurunuz. Evet. Yine çok elimizdeki iyi. O lastikten galiba destek alıyorduk. Evet, teraband çok güzel bir materyal. Tabii yanlış kullandığınızda negatif etkisi olabiliyor. Yani bunları böyle pat diye bıraktığınızda omuzlarda istemediğimiz etkiler olabiliyor ama kontrollü kullandığınızda bir mucize yaratabilirsiniz. Hadi yaratalım. Şimdi terabandımızı aldık. Tamam. Harika. İki elimizle tuttuk. Tuttuk. Hiç dolamıyoruz. Çünkü bu istemediğimiz bir şey. Peki. Evet, uçlarından gayet şöyle minik tuttuk. Tamam. Güzel. Ayaklarımızla bastık. İkisiyle de mi? Evet, iki ayağımıza bastık. Yönümüz karşıda. Tamam. Yönümüz karşıda. Evet, sırtımız evet. Dik. Harika. Şimdi omuzumuzda çok önemli iki kas var. Bunları çalıştırdığımızda bütün sırtınız dik, omuzunuz güzel, kollarınız da gayet iyi yürünecek. Ufak bir hile. Nasıl yapalım bunu? Şimdi nefes alıyoruz. Nefes verirken kollarımızı yana açıyoruz, dümdüz ve yavaşça kapatıyoruz tekrar. Şahane. Çok tekrar. Açamıyorum. Yeter mi küçük, bu kadar? Küçük, minik açmak. Zaten hiç zorlamadan yapacağız hareketleri. Tamam. Çok güzel. Harika. İyice omuzlarımız uzuyor. Nefes veriyoruz. İki tane daha yapalım. Nefes. Verdik. Çok güzel yapıyor. Sonuncusu. Bekle burada. 4, 3, 2, 1. İn. Dik. Güzel. Omuzumuzun yan kısmı çalıştı. Şimdi ön kısmı için kollarımız önde. Küçük küçük açılarda minik kaldırıyoruz. Küçük. Bakın hiç zorlamıyorum. Ama bu bile nasıl çalıştırıyor? Nasıl çalıştırıyor? İki tane daha. Bir tane rahat. Tabii ki omuzumun önünü ve yanını çalıştırdıktan sonra arkası kalıyor. Şimdi avuç içlerim arkaya baktım. Biz arkaya... bunu yaparken... Evet. Siz de bir sonraki konuğumuz kimmiş ona bir bakın oldu mu? Şimdi arkaya doğru. Hemen geliyoruz. Çok teşekkür ederim bu arada. Biz teşekkür devam ederiz. Ediyoruz. Fit kalın, hareket yapın. Sağlıklı kalın. Modern tıbba destek vermeyi amaçlayan bir tamamlayıcı terapi. Refleksoloji uygulamalarıyla hastalıklardan kurtulmak mümkün mü? Refleksolojinin etkin olduğu rahatsızlıklar hangileri? Uzman klinik refleksolog Bilal Yalçıner anlatıyor. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir de şimdi refleksoloji konuşacağız. Nasıl bir bilimdir? Ne işe yarar? Bütün ayrıntılarıyla uzman konuğumuz uzman klinik refleksolog Bilal Yalçıner. Hoş geldiniz Bilal Bey. Hoş bulduk. Refleksoloji gitgide daha fazla duyduğumuz bir tedavi yöntemi. Evet. Nasıl bir tedavidir bu? Refleksoloji nedir aslında? Evet. Öncelikle bugün 24-30 Eylül bizim Dünya Refleksoloji Haftamız. Refleksoloji uygulayıcılarının ve refleksoloji hizmeti alanların bu güzel haftasını ben kutlarım. Kutluyorum. Tabii. Evet, refleksoloji Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen bir tamamlayıcı alternatif ve destek terapisi. Eğitimlerini nereden alıyorsunuz? Eğitimleri şimdi ülkemizde kurs düzeyinde var ve benzeri çalışmalar ilerliyor ama daha çok yurt dışında ileri seviyede olduğu için bizler de biz gibi işte bizi takip eden arkadaşlar da yurt dışlarından en az lisans, yüksek lisans eğitimlerinin üstüne bunu koyabilirler. Ama düşük seviyede bir eğitimle ben refleksoloji yapıyorum olmaz, zarar verir. Bu aralarda da en çok karşımıza çıkan konulardan bir tanesi sizin de bildiğiniz üzere. Çok teşekkür ederim. Araya bunu da açmış olduk, parantezi açmış olduk. Evet. Şimdi tamamlamanızı rica ediyorum. Nedir refleksoloji? Refleksoloji vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını diğer tamamlayıcı alternatif ve geleneksel tıp alanlarında olduğu gibi devreye sokarak modern tıbba destek vermeyi amaçlayan bir
tamamlayıcı terapi. Yani complementary in the medicine diye geçer. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygındır, desteklenir. Buradan alınan bilinçli çalışmalar sonrasında da modern tıbba destek verilir. Mesela hangi durumlarda refleksoloji yardımcı oluyor bize? Evet. Ülkemizde özellikle biraz önce de bahsettiğiniz üzere biz modern tıbbı kendimize her zaman için çok büyük bir pusula olarak alacağız, almalıyız. Hı hı. Modern tıbbın görmediği, teşhisinde, tedavisinde bulunmadığı bir hasta ve hastalıkta çalışmamalıyız. Hı hı. En önemli şartımız sadece refleksoloji değil, bütün tamamlayıcı, alternatif ve geleneksel tıp alanlarındaki en önemli konu mutlaka teşhistir. Hı hı. Teşhisin üzerine nedir? Dünya Sağlık Örgütü der ki 1980 yılı çalışmalarında bir insan önce hasta olur, iyileşmezse fonksiyon, organ bozukluğu oluşur. Sonrasında kişide bir özürlülük başlar. O da 6 ay geçtikten sonra iyileşme olmazsa kişide engellilik oluşur. Refleksoloji bunların birçoğunda modern tıbba destek ve katkı verir. Hangi hastalıklarda ya da hangi sıkıntılarda katkı sağlıyor? Evet, mesela? Şimdi bunu direkt ismini söylediğimiz zaman bir hastalığı, sadece bir hastalık üzerinde en az yapılmış 150-200 tane bilimsel çalışma var. Hı hı. Bunlar çok keskin sonuçlar değil. Ne dedik? Tamamlayıcı tıp. Hı hı. Modern tıbbın içerisinde böyle kendi içerisinde tam olarak anlaşamadığı konular varken tamamlayıcı tıbbın şu hastalıklarda çok faydalı dediğimiz zaman biz öncelikle modern tıp camiasından sonra da değişik kısımlardan tepkiyle karşılanırız. Öyle mi? Hı, tabii. Anladım. Yani mesela refleksoloji neye hizmet eder diyeyim o halde? Yani mesela bir yerim ağrıyınca mı refleksolojiden destek alıyorum? Ya da hangi durumlarda alıyorum? Evet. Aslında bilmek istediğim bunlar. Tabii. Birazcık ipuçları verirseniz sevinirim. Memnuniyetle. Şimdi dikkat ettiğiniz üzere biz, ben daha önceki çıktığım programlarda da sürekli bilgilendirici, insanları aydınlatıcı şeyler anlatmaya çalışırım. Hı. Özellikle de kaçınırım. Neden? Çünkü bir hastalık ismini verdiğimiz zaman şu hastalık 3 seans. Peki, anladım. Şimdi anladım. Ayakta yapılıyor. Evet. Niçin ayak? Özellikle el ve ayak bölgesinde yoğunlaşılan kılcal damarlar bütünüdür. Refleksoloji uygulamasının ana teması. Bizim ilmimize göre el ayak kimi zaman da kulak bölgesindeki kılcal damarlardan bizim yaptığımız manipülasyonlarla bunların belirli ve sistematik bir uygulaması var. Arkadaşımız şu an uygulama yapıyor. Oradan da bakılabilir. Şimdi ayakta her bölge başka bir organımıza karşılık geliyor. Refleksoloji ilmine göre. Diyorsunuz, evet. Size göre. Nedir mesela ayakta hangi bölgeler hangi organa karşılık gelir? Bize evet. Gösterebilir misiniz? Tabii. Mesela baş parmak bölgemiz, kızımız şu an çalışıyor. Beyin bölgesi, sinüs ve göz sinirlerinin geçtiği kılcal damarlara tekabül eder. 2, 3, 4, 5 numaralı parmaklarımız diş ve kulakları, daha aşağısında da lenfler, yani aklınıza gelebilecek vücudumuzdaki birçok bölgenin noktaları ayak tabanında. Diğer ayakta çalışabilir miyiz acaba? Belki orada biraz daha net evet. Görebiliriz. Şimdi evet. Bunlar çok ileri derecede eğitim ve kurs konuları olduğu için çok girmemeye özen gösteriyorum. Bahsettiğiniz evet. Yer hangi organa beyin. Karşılık geliyordu? Beyin çalışıyor. Aha. Beyinle alakalı karşılaşılan rahatsızlıklar nedir bunlar? Psikolojik rahatsızlıklar, psikiyatrik rahatsızlıklar ve benzeri rahatsızlıklar da sizin işinizi biraz daha kolaylaştıracağım. Diğeri, onlar da katkı veririz. Hızlı geçmeyelim lütfen. Ona yanındaki evet. Parmak neye karşılık geliyor? Göz. Göze. Evet. Onun yanındaki? Aynen göz, sinüs, diş, kulak. Diş, en sondaki de evet. Kulağı. Onun noktaları var ayrı ayrı. Tamam. Öğrenmek istemiştim bunu. Memnuniyetle. Yine ayak ayasının da bazı beden organlarına karşılık tabii. Geldiği söyleniyor. O bölgeden de böbrek, mesane, üreter, kalın bağırsak ve benzeri noktalar geçer. Biz bu yayınları yaparken özellikle şu oluyor Esra Hanım. Yani biz anlatıyoruz, insanlar önlerine bir harita alıyorlar. Ve bu haritalardan uygulama yapmaya çalışıyorlar. Neden sakıncalı bu? İşte refleksolojinin birçok alanda olduğu gibi kendi içerisinde dinamikleri var. Hı-hı. Organ geçişlerinin özel teknikleri var. Hı-hı. Her parmak her organla, her ayak her noktaya tekabül etmiyor. Bizim hı-hı. Yayınladığımız haritalar, Dünya Sağlık Örgütü'nün bünyesindeki Dünya Refleksoloji Enstitüsü ve Uluslararası Refleksoloji Enstitüsü'nün haritaları da bunlar. Bunun eğitimleri var.
mesela her alanda olduğu gibi. Özellikle de bizim karşılaştığımız sıkıntı bu. Ben gittim refleksoloji aldım, bir fayda görmedim. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Gerçekten refleksoloji uygulaması alındı mı? Biz evde yapabilir miyiz? Yapamazsınız. Siz yaparsanız bu kadar eğitim, bu kadar zorluk hiçbir şey olmaz. İşte benim kaçındığım nokta bu. Burada bir profesyonelden yardım almanızda, beklentilerinizi ona göre ayarlamanızda fayda var. Demek ki şu noktasına karşılık geliyormuş. Benim de oramda bir problem var. Ben bunu evde bir basıyla tedavi etmeye çalışayım dediğimizde aslında sonuç almama ihtimalimiz daha fazla. Evet. Doğru. Alamazsınız. Aldığınız çünkü onun belirli basılarda uygulanması lazım. Belirli sürelerde, belirli şiddetlerde uygulanması lazım. Bütün bunların eğitimini aldığınız için bunun en doğru tekniğini siz bilebilirsiniz refleksologlar. Evet. Dolayısıyla evde yapmamızın çok da verim olan bir tarafı yok. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Peki. Peki modern tıptan farklı olan kısmı mesela nedir? Bir de neye iyi gelmez? Modern tıpla refleksoloji çok güzel bir soru. Modern tıpla refleksoloji ve diğer alanların şöyle bir özelliği var. Modern tıp teşhis eder, tedavi eder. Akut dönemde çok iyidir. Bilimsel verilere dayanır ve sonrasında keskin dönüşleri vardır çoğu zaman. Ama modern tıp harici uygulamalarda böyle bir şey yok. Nedir? Zaman içerisinde sonuç alınabilir veya alınamaz. Modern tıbbın çok başarılı olmadığı rahatsızlıklarda tamamlayıcı alternatif ve geleneksel tıbbın yüksek başarı oranı çok yüksek değil. Nedir? Burada biraz daha açayım madem. Lütfen. Kronik ve süren hastalıklarda refleksoloji faydalı bir yöntem. Ama bu demek değil ki 10 kişiden 10'u iyileşir veya fayda görür. 2-3'leri bazen 4'leri yakalarsak mükemmel bir oran. Bu sefer şimdi geçmiş yıllarda da ülkemizde şöyle yayınlar oldu. Tek seansla yürüdü. 3 seansla konuştu. Biz bunlardan tepki aldığımız için ben çok anlatmıyorum. Bu sefer ne oluyor? Özürlü, engelli aileler ve yakınları beklenti içerisine giriyor. Bu sefer bizden belki normalde 6 ay sonra sonuç alacakken o konuşmayı duyunca ben bir ayda sonuç alırım. Kendini ona göre ayarlıyor. Öncelikle beklenti. Bu beklentinin içerisini karşılayabilecek durum çok önemli. Şimdi Bilal Bey altını tekrar tekrar çiziyor. Bir kez de ben çizeyim izin verirseniz. Modern tıbbın imkanlarını kullanacağız. Hekimlerimizin dediklerini harfiyle yerine getireceğiz. Ama beraberinde refleksoloji uygulamalarının da faydalarını paralel bir şekilde yürüteceğiz. Evet. Değil mi? Şimdi aynı anda. Şöyle de bir ricada bulunayım. Çok özür dilerim. Şimdi biz böyle anlatırken özellikle modern tıp camiasındaki büyüklerimizden, oradaki uygulayıcılardan da şunu bekliyoruz. Yani refleksoloji yakın zamanda devletimizin, Sağlık Bakanlığı'nda desteklediği, özellikle dünyada çok geniş bir kesim tarafından kabul edilen, desteklenen bir uygulama. Bizlere birilerini gönderirken Bilal Yalçıner için demiyorum. Refleksoloji biraz daha katkı sunsunlar bize. Kendilerinin yapma imkanları yoktur zamanla alakalı. En azından bir denememize izin mesajımız versinler. Mesajımız gitti herhalde gerekli yerlere diye düşünüyorum Bilal Bey. Peki refleksoloji ve benzer terapiler, yani ona benzer terapiler hangileri? Evet, şimdi refleksoloji gördüğümüz üzere manuel olarak uygulandığı için masajla, acupressure'la, şihat suyla, sujokla birçok isimle karıştırılır. Refleksolojinin diğer yöntemlerden ayrılan en büyük özelliği biz belli bir sistematik teknikle çalışırız. Önce atıyorum baş parmaktan çalışırız. En son siyatik noktasından geçiş yaparız. Diyaframa gideriz. Bunların hepsinin belli bir ritmi var. Nabzı arttırma, düşürme. Ondan sonra problemli bölgeye ihtiyaç varsa bir haftada veya 10 günde bir, belki de o hafta 3 defa bası uygularız. Buradan sonuç alırız. Yani bizim aldığımız sonuçlar eğer başarılı olursak bu. Peki hangi durumlarda refleksoloji uygulanmaz? Evet. Mesela biz ne yapıyoruz? Kırıklarda. Biraz daha halkımızın çok basit anlayabileceği şekilde anlatayım. Lütfen. Kırıklarda, çıkıklarda, açık yaralarda, modern tıbbın görmediği rahatsızlık, bozukluk, hastalık ve engelliliklerde, hamileliklerin ilk trimesterinde, beraberinde
ne diyelim, cilt yaralarında, bunlarda biz bunları uygulamıyoruz. Bunlar ne diyelim, venöz yetmezlik, bunlar çoğaltılabilir ama ana başlıklarımız bunlar. Bunları yaparsak ne olur? Faydadan çok zarar veririz. Zarar verdiğimiz zaman da bizim amacımız ne? Oradaki problem, bozukluk ve özürlülüğe katkı vermek. Peki yan etkileri var mı? Yan etkileri bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Mesela, peki dinleyelim bakalım. Bilinçli yan etkiler, kişi seanstan çıktıktan sonra bir rahatlama, bir mayışma, beraberinde de bir çok hafif bir uyku durumu yaşayabilir. Bu normal. Eve gittikten sonra ağrılı bir iki şey alabilir, iletim alabilir ama sonrasında normale döner. Onun da bizde şeyleri var, desteklediğimiz noktalarımız var. Onları veririz. Ama bir de bilgisiz yan etkileri, hani dediğimiz eğitimini almayan, bunun bilimini bilmeyen arkadaşların yaptığı uygulama. Mesela epilepsi hastalarında çok tehlikeli bir yöntemdir. Özellikle isim veriyorum. Uygulayan arkadaşlarımız o yüzden diyoruz dikkat etsinler. Bunun eğitimleri, mesela biz program dahilinde benim kendi şahsıma nacizane bir tane düşüncem var. İzniniz olursa ben paylaşmak isteyeyim. Mesela ben Adıyaman'a gidemiyorum. Ama Adıyaman'daki bir kişi gelirse ben ona kendi bildiğimce anlatırsam o da gider oradaki insanlara katkı verir. Benim düşüncem bu. Sırf biz bu yönden dolayı bağlantılı bir konu yapayım. Biz yılda 50'ye yakın seminer veriyoruz. Çok dehşet bir rakam. Yani canım masaj değil mi? Evde biz de yaparız işte deyip eğer bunu yapmaya kalkarsanız. Ehli ellerde eğer olmazsa bu iş epilepsi gibi rahatsızlıklara... Bu sadece bir tanesi. Depresyonu neden oluyor? Tekrardan aktive eder, madde bağımlılıklarını, ne diyelim mesela migreni tetikleyebilir. İşte bunların bunlara önem... İşte gittiğimiz insandan bu hizmeti alırken aynı kefeye konma durumu var. Siz beni ekibinizde çok güzel ağırladınız, ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Şimdi bütün bir dünya programa çıktık. Herkesten bunu alamadık. Daha önceki karşılaştığımız birkaç kötü örnekten bunu bir tutamayız veya siz bizden çok iyiydiniz, çıktığımız yerden de bunu bekleyemeyiz. Ne aynı oluyor? Örnek refleksoloji için de geçerli, oraya geleceksiniz galiba değil mi? Evet, tabii ki. Yani ne yaptırıyorsak mutlaka uzmanıyla bu işi yapmamız gerekiyor her konuda. Evet. Kuşkusuz refleksolojide de öyle. Sizin gördüğünüz hatalar, yanlışlar neler? Eğitimsizlik. Eğitimsizlik başlığı oluyor. Evet. Peki bir derneğiniz var mı? Evet. Bizim derneğimiz var. Özellikle derneğimiz yakın zamanda 9 yaşına giriyor. Çok emek verdiğimiz. Özellikle de devletimize hem mevzuat çalışmalarında ve diğer noktalarda destek vermiştir. Ben de bundan dolayı gururluyum. Dernek başkanıyım aynı zamanda. 3. dönemdir. Buradan da biraz önce zikrettiğim gibi 200'ün üzerinde 300'e yakın seminer verdik. Ücretsiz. Sırf halkımızı bilinçlendirme, ücretsiz. Ücretsiz, bu çok önemli. Bir de şey varmış, Bilal Bey, klinik refleksoloji varmış. Mutlaka dernek çatısı altında bunların hepsinin eğitimiyle de ilgileniyorsunuz ama bize buradan yayından hiç değilse birazcık bu konuda bilgi verelim izleyenlerimize. Memnuniyetle. Nedir diğer refleksolojiden farkı? Refleksoloji doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılır. Bunu da gene dünyada ilk biz bu çalışmayı başlattık. Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırdık. Burada da doğu refleksolojisi, hani dedik ya, rahatlama, iyileştirici etkisi olmayan, 15-20 günde bir en az ama 15-20 günde bir, 1 saate kadar ayaklara masaj ve benzeri uygulamalar yapılabilir. Ama klinik refleksoloji dediğiniz zaman teşhisli, problemli ve sıkıntısı, rahatsızlığı olan bireylere yapılan refleksoloji çeşididir. Haftalık 2 seanstan 4 hatta 5 seansa kadar uygulama yapılabilir. Klinik refleksoloji hastalık, bozukluk, engellilik ve özürlüklere katkı vermeyi amaçlar. Siz neden refleksoloji alanında uzmanlaşmak istediniz? Refleksoloji son derece şanslı bir konu oldu. Refleksoloji ile alakalı benim bir yakınım rahatsızlandı. Ben onun öncesinde de yaklaşık daha bundan 22-23 yıl önce bir yakınımın gelip bana şu ayaklarımın üstüne oturur musun veya bir basar mısın veya bir bastırır mısın, bak orası rahatlıyor dedikten sonra bu alana olan ilgim o zaman başladı. 2000'li yılların başında askerdeyken
bir küçük trafik kazası oluştu. Kazayı geçiren kişi özellikle belim ağrıyor. Şu ayağımın topu kısmını lütfen biraz basar mısın deyince o bölgeyi yaptığım uyarımdan kuyruk sokumu bölgesinin rahatladığını hissettim. 2001-2002'lerden bahsediyorum. Hı hı. Tabii internet bu kadar yaygın ama alanımız bu kadar yaygın değil. Bilgilere ulaşma şansımız yok. Araştırdığım zaman bastırdığım bölgenin özellikle çok affedersiniz kuyruk sokumu ve diğer bölge siyatik sinirinin geçtiği yerler olduğunu anladım. Sonra da özellikle bu alana işte aldığımız eğitimler ve benzeri noktalarla şükürler olsun girdim. Ve bu alanda hizmet etmekten dolayı da kendimi çok şanslı görürüm. Önce kendi sorununuzu fark ettiniz. Evet. Başkalarının sorunlarına çözüm bulurken. Sonra da böyle bir şey var acaba bu nedir diye araştırdınız. Ve bunun refleksolojiye giden bir adım olduğunu fark ettiniz. Ve kendinizi bu alanın içinde buldunuz. En önemlisi bir engelli yakınıyım aynı zamanda. Öyle mi? Bir engelli yakınıyım. Bunu da ben ilk defa söylemiş olayım. O dünyadaki bir insan olarak yaşanılanları biliyorum. Ailelerin beklentilerini, her gidilen tedaviden sonra, her alınan terapiden sonra beklentinin ne olduğunu iyi biliyorum. Bunun için de kendimce yapabileceklerimi yapıyorum. Efendim hayat güzeldir de merak edilen bir konuydu. Refleksoloji uzmanıyla konuştuk, uygulamalı olarak anlatmaya çalıştık. Umarım kafadaki sorulara da bir parça da olsa cevap oldu bu bölümümüz. Şimdi bir başka bölüme geçiyoruz. Şimdi Parkinson'u konuşacağız. Bu konuda sıkıntıda olanlar var biliyorum. Çözümü nedir? Hepsini öğreneceğiz. Hemen şimdi. Aslında toplumda 62-65 yaş arasında her 300 kişiden birinde görülen bir hastalık. Çağımızın en önemli hastalıklarından Parkinson'un belirtileri nelerdir? Parkinson tedavisinde beyin pilleri ne kadar etkili? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh anlatıyor. Şimdi hayat güzeldir de. Parkinson günümüzün önemli hastalıklarından bir tanesi ama tıpta gelişmeler durmuyor. Bu konudaki gelişmeleri öğreneceğiz. Şimdi operatör doktor Ali Zırh, beyin ve sinir cerrahisi uzmanımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey. Parkinson öncelikle nedir? Benim gördüğüm sadece Parkinson hastalarında çok ciddi ellerde bir titreme var. Bunun dışındaki acaba belirtileri ve nedeni nedir? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, genellikle ileri yaşlarda karşımıza gelen hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişim, küçük adımlarla öne eğik olarak yürüme, eğer varsa her hastada yok ama daha çok vücudun bir yanında ön plana gelen ve para sayar tarzı diye tarif edebileceğimiz özellikle istirahat halinde olan titremeyle giden sinir sisteminin bir çeşit dejeneratif yaşlılık hastalığı. Bu hastalık maddenin eksilmesine bağlı dopaminin yavaş yavaş ilerliyor. Ortalama 62-65 yaşlar arasında bu maddenin eksilme oranı %60-70'leri geçerse bir takım hastalık bulguları karşımıza çıkmaya başlıyor. Dopamin herkeste eksilen bir şey midir hocam? Evet, yaş ilerledikçe aslında herkeste hepimizde eksilmeye başlıyor ve bu oran belli bir yüzdeyi geçince de hastalık bulguları karşımıza gelmeye başlıyor. Ve yaş ilerledikçe de katlanarak bu görülme sıklığı artıyor. Aslında toplumda 62-65 yaş arasında her 300 kişiden birinde görülen bir hastalık. Hani hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak az ya da çok hepimizde bu hastalığın bulguları karşımıza çıkacak diye bakabiliriz. Peki ne zaman bir önemli ciddiyet söz konusu oluyor? Ne zaman müdahale etmek gerekiyor? Hastalık bulguları ne zaman görülür ise veya ne zaman farkına varılır ise, çünkü eğer titreme yoksa genellikle hareket yavaşlığı yaşlılıkla karıştırılabiliyor ve bir süre dikkat çekmeyebiliyor. O zaman da dikkat çekici noktalardan bir tanesi yürürken kolların vücut salınımına iştirak etmemesi, daha çok bir kolun vücuda yapışık olarak yürümenin olması, hani acaba böyle bir rahatsızlık var mı sorusunu akla getirebilir. Tanı ne zaman konulursa tedaviye de o zaman başlamak gerekiyor. Başlangıç tedavisi genelde ilaç tedavisi. Eğer hastalar eksiği yerine yeterince konulabilirse normale yakın bir yaşam bir süre yaşayabiliyorlar. Bu da hastanın yaşına göre önce yardımcı ilaçlar, yaş ileri ise veya bulgular daha fazlaysa eksik olan dopaminin kendisinin verilmesiyle hastalığın ilk yıllarında hastalar ilaçla
normale yakın bir yaşam yaşayabiliyorlar. Ancak aradan yıllar geçer, ilaçlar yetmez, ilaç yan etkileri ortaya çıkar. Sık açık kapalı dalgalanmaları karşımıza gelir. Günü tamamen hasta iyi geçiremez. Veya uzun yıllar ilaç kullanımına bağlı ya motor yan etkiler dediğimiz istem dışı hareketler veya psikolojik, psikiyatrik bir takım yan etkiler ilaçlara bağlı karşımıza gelirse o zaman artık tıbbi tedavide zorlanıyoruz ya da tıkanıyoruz demektir. İşte öyle durumlarda da bizim yaptığımız bir takım cerrahi girişimler, özellikle beyin pili ameliyatı bu hastaların yaşam kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunabiliyor. Evet, eskiden çok fazla tedavisi bulunabilen bir hastalık değildi. İnsanlar bu şekilde ömrünü tamamlıyordu. Neyse ki tıp bu alanda da ilerledi. Ve çok ciddi bir takım müdahalelerle gayet sağlıklı ve zinde bir durum elde edilebiliyor hastalar üzerinde benim gördüğüm kadarıyla. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi müdahalelerde bulunuyorsunuz hocam? Eğer tıbbi tedavi yeterli değilse bugün elimizdeki en modern, hastalara en çok yarayan tedavi yöntemi beyin pili ameliyatları. Beyin pili dediğimiz işlem aslında... Beyine pil mi koyuyorsunuz? Beynin içerisine yerleştirdiğimiz iki küçük ince elektrot. Göğüste kalp pili gibi cilt altına, köprücük kemiği altına yerleştirdiğimiz pil cihazının kendisi ve bu ikisini birbirine bağlayan iki adet uzatma kablosundan oluşan bir sistem. Şimdi pil, size çok kolay hemen böyle anlattınız ama bunların hepsi bedenimizin içinde. Tabii ki dışarıdan görülen herhangi bir şey yok. Hem elektrotlar içinde beynin, doğru tabii mu? Ki, evet. Buraya yerleştirdiğiniz cihaz hem de kaburgamızın pil cihazı, altına yerleştirdiğiniz cihaz. Cildin altına yerleştiriyor. Zaten dışarıdan görünse ya da dışarıyla temas olsa enfeksiyon olur ya da mikrop kapar. Dolayısıyla bütün sistem tabii ki cildin içeride, altında dışarıdan görünmeyecek şekilde. X-ray'den geçerken falan ötüyor mu? Genelde ötüyor. O yüzden hastalara bir sertifika veriliyor. Böyle bir cihaz taşıdığı ve gereğinde muayenenin manuel yapılması gerektiği ile ilgili. Bunu gösterdiklerinde zaten artık havaalanlarında öğrenildi. Hastalara daha farklı yöntemlerle bakılması veya kolaylık sağlanması mümkün oluyor. Kalp pili gibi bir pil midir? Hemen hemen cihaz kalp pili gibi bakabiliriz. Ancak elektrotlar beynin içerisinde. Ve biz bu cihazı dışarıdan bilgisayar aracılığıyla programlayabiliyoruz. Dolayısıyla hastanın beyninin içerisine verebildiğimiz elektrik akımının hem ucunda farklı kutuplar olduğu için yerini, hem şiddetini, hem frekansını, hem dalga boyunu değiştirebiliyoruz. Böylelikle ameliyat sonrasında ayaktan poliklinik kontrollarıyla o hastaya en iyi gelecek ayarları yapmamız ve onun için en iyi olacak ayarlamaları sağlayabilmemiz mümkün. Zaten tedavinin tıbbi adı nöromodülasyon. Yani beyindeki herhangi bir bölgeyi elektrik akımıyla uyarmak ya da baskılamak ve böylelikle hastalık bulgularını düzeltmek. Dolayısıyla da eğer ameliyat sırasında bir problemle karşılaşmadıysak bizim için tamamen kontrol edilebilir, ayarlanılabilir, o hastaya özgü programlanabilir bir tedavi yöntemi olma özelliği taşıyor. Bu ameliyatı yapar yapmaz hasta hemen neticesini alıyor mu? Elektrotların oraya yerleştirilmesi bile hastada önemli ölçüde klinik iyilik sağlıyor. Ama tabii ki pili açıp programlamamız gerekiyor. O titremeler falan tamamen geçiyor mu? O ameliyat öncesi pilin ya da pilin kapalı olduğu bulguyla hastanın pilinin açıldığı bulgu yaşam kalitesinde önemli ölçüde değişiklik yapabiliyor. Ameliyat dediğimiz şey aslında hastalarla bizim uyanık, karşılıklı konuşarak, sohbet ederek yaptığımız bir ameliyat. Ha, öyle, ameliyat hani sırasında uyutmuyoruz hastalarımızı. Uyutmuyorsunuz bile. Başına bir çerçeve takıyoruz ve o çerçeve üzerinden yaptığımız hesaplamalar sırasında kafatasına birer küçük delik deliyoruz. Tamam. Esas bu işin önemi oradaki hücrelerin yerini bulabilmek. Çünkü beynin içerisinde yaklaşık 2-3 milimetre çapındaki bir yeri bulup oraya doğru elektrot koymamız gerekiyor. Ne bir milim yana ya da bir milimetre aşağıya gitmeye hakkımız yok. Hasta iyileşmeyebilir veya başka problemler yaşayabilir. Bunu da mikroelektrot tekniği dediğimiz özel bir yöntemle beynin içerisinde uyanık hastada mikron mikron elektrotları bilgisayar aracılığıyla ilerlettiğimizde beyindeki hücrelerin sesini dinleyebiliyoruz. Her bir hücrenin bir dili var. Olay biraz Avrupa'da arabayla seyahat etmeye benziyor. O dili biliyorsanız nerede olduğumuzu da anlayabiliyorsunuz. Veya uyarı verebiliyoruz ve uyanık hastalar hem bizimle iletişim içinde oluyorlar hem de aradığımız hücrelerin yerini bulabiliyoruz. Daha sonra da onları bulduktan sonra beyin pili elektrotlarını yerleştiriyoruz. Beyin ameliyatı bitmiş oluyor. Sonrasında hastayı bir yaklaşık yarım saat 40 dakika uyutarak, çünkü kabloları ve pili yerleştirirken canının yanmaması gerekiyor ya da ağrı duymaması gerekiyor. Ameliyatı tamamlıyoruz. Bu 4-4,5 saatlik süreç aslında ameliyatın bitmesi ama bizim için yeni bir dönemin başlaması. Çünkü hastalar ayaktan poliklinik kontrollerine gelip giderek bu yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç kendilerine en iyi gelen ayarı yapmaya çalışıyoruz.
Bu sürenin sonunda dışarıdan da bir yerde tabii, yani onu tabii bilgisayarla programlayarak yapıyoruz. Hı hı. Bu dönemin sonunda da hani hastalarımız mezun oluyorlar diyelim. Sonrasında yaklaşık 3-4 ayda bir tekrar kontrol muayenelerine çağırıyoruz. Yani beyne takılan elektrotlarla ilgili aslında konuşa konuşa ve kısa sürede tamamlanan bir işlem. Yani kolay sizin tarafınızdan yapılan bir işlem. Hastalar için kolay ama tabii hekimler için işte kolay bir ameliyat değil. Beynin içinde birkaç milimlik bir bölgeyi bulmak. Ama çok hastaların konforu açısından şey, oldukça rahat bir yöntem. Onun dışındaki asıl önemli olan o cihazları bedenin içinde tutmak. Pili bahsettiğiniz gibi kaburganın altına mı koyuyordunuz? Kürek yeminin altında, cildin altında oluyor. O biraz uzun sürüyor ama 4 saatte hepsi bitiyor. Evet. Sonra tekrar size yürüyerek gelip polikliniğinize o ayarları yaptırıyorlar. Sonra asıl konforlu hayat bundan sonra başlıyor. Doğru anladım galiba, evet, doğru değil anladım. Mi? Peki ne kadar sürüyor? Bu pilin bir ömrü var mı? Tabii, nasıl adı üstünde değişiyor? Pil. Bir batarya yani, gücü evet, var. Evet. Ortalama hastaya verilen elektrik akımına göre bu her hastada değişiyor. Ortalama 4-6 yıl civarında gibi bakabiliriz pillerin ömrüne. Bunun sonunda yaklaşık yarım saatlik bir ameliyatla burada pili değişebiliyoruz. Ayrıca bir beyin ameliyatı yapmıyoruz. Onu takip ediyoruz. Hı hı. Mevcut çıkan ve yakın zamanda yeni teknolojilerin de çıkacağı, dışarıdan şarj edilebilen piller de var ve olacak. Bir süre sonra muhtemelen zaten artık değişmeye ihtiyaç duyulmayacak teknolojilerle bu hizmeti vermeye çalışacağız. Hasta neye dikkat etmeli bu ameliyattan sonra? Normal yaşantılarını yaşıyorlar. Tabii ki başında bir elektrot sistemi ve bir pil olduğu için hani her türlü sporu yapıyorlar ama işte maç yapıp topa kafa atmamak ya da uzak doğu sporlarından uzak durmak gerekiyor. Ama hastalar tenis oynuyorlar, yüzüyorlar, spor yapıyorlar. Günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Bazı hastalarda MR çekilsin istemiyor, DUK diyeceğim artık. Çünkü bir elektronik ve metal sistem olduğu için MR'la uyum sorunları vardı. Artık yeni teknolojide bunları da hastalarla ilgili çekebiliyoruz ve pek de ona gerek kalmıyor. İşte alışveriş merkezlerine girerken ya da güvenlik sisteminden geçerken hani böyle bir cihaz taşıdıklarını belirtmeleri gerekiyor. Ameliyat konuşa konuşa yapılıyor demişti Ali Bey. Şimdi görelim bakalım nasıl yapılıyormuş efendim. Parkinson beyin pili ameliyatının tam ortasındayız. Her şey yolunda gittiğini söyleyebilirim. Hatta şunu da diyebilirim. Hiç sıkıntıya girmeyin. Eğer doktorunuz uygun görüyorsa bu ameliyatı olmaktan kaçınmayın. Çünkü korkulacak hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim. Bir örnek olarak örnek teşkil edebiliriz. Ve gördüğünüz gibi zaten şu anda ameliyatın tam ortasında selfie yapabiliyoruz. Yok. Her şey yolunda gittiğini söyleyebilirim. Hiçbir ağrımsızlığım olmadı. Hatta ilk denemelerde bile çok büyük bir gelişme kaydettik. Birazdan elektrotları yerleştirdikten sonra ve inşallah pili de taktıktan sonra her şey daha güzel olacak. Parkinson ameliyatının elektrot yerleştirme safhasındayız. Gördüğünüz gibi doktorum benden daha çok çalışıyor. Ben de sadece yatıp bekliyorum. Bu arada siz böyle mütevazı anlatsana bakmayın hocama. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Öyle değil mi hocam? Evet, bizim hastalarımızın beyin pili ameliyatı olan hasta ve hasta yakınlarının kurduğu bir dernek var. Beyin Pili Hastaları Derneği diye. Hı hı. Bu dernek faaliyetleri paralelinde 2 sene kadar önce, çünkü 2 yıl önce Parkinson hastalığının, geçen sene yani, Parkinson hastalığının tıp alemiyle tanışmasının 200. senesiydi. 1817'de James Parkinson isimli bir hekim tanımlamış bunu. O 200. yılda 200 beyin pili olan hastayı bir araya getirip bir etkinlik yapıldı. Baktık bir rekor kırılıyor. Daha sonra Guinness'e başvuruldu. 200 hastayı 200 tane beyninde pil. Benim ameliyat ettiğim hasta sayısı 650'yi geçti sayı olarak. Yine ama çok tabii ciddi bunlar bir rakam dünyanın hocam değişik yerlerinde ve hepsini bir araya getirmek her zaman mümkün olmayan hastalar. Ancak baktık ki hakikaten pek de bir araya gelinemeyen bir sayı. Bunun üzerine geçen sene için, yani içinde bulunduğumuz sene için Guinness rekorlarına başvuruldu. Bu uzunca bir süreç ve bununla ilgili bir kategori açılması gerekiyor böyle bir şey olmadığı için. Ve böylelikle ülkemizde tıpta tedavi alanında bir rekor başvurusunda bulunuldu ve bu ilk muhtemelen. Ve geçen senenin sonunda bu süreçler tamamlandı ve bu sene Nisan ayında 11 Nisan Dünya Parkinson günüdür. Ondan birkaç gün önce 329 beyninde pil olan hasta bir araya gelerek Guinness Dünya Rekoru'na imza attılar. Sizinle ne kadar gurur duysak az. Gerçekten çok önemli bir şey bu. Ülkem adına, sizin adınıza
gurur duydum. Teşekkür ederim. Çok ciddi bir rakam ve Türkiye'de gerçekleşen ameliyatlar ve sonuçları gerçekten inanılmaz. Böylelikle hastaların yaşam kalitesine katabildiğimiz kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok ciddi, çünkü çay bile içemiyorlar. Kendi başlarına hareket etmekte bir hayli zorlanıyorlar. Böyle yakın gördüğüm insanlar vardı etrafımda. O yüzden çok iyi biliyorum hayat konforları ne kadar kısıtlandığını. Bunu tabii ki bir kür değil, bir çeşit. Benim tabirimle hastalığın saatini geri almak diye tanımlamamız gerekiyor. Çünkü biz 10 yıllık piyasayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, günlük yaşantısını başkalarının desteğiyle sürdüren, çoğu zaman gece yatağında dönemeyen kişilerin eski normal yaşantısına yakın bir hale gelmeleri, dışarıdan bakıldığında belki anlaşılamayacak kadar iyileşmeleri, çoğunun sosyal yaşamına hatta mesleğine geri dönmesi anlamına geliyor. Ama tabii ki Parkinson beyinde bir madde eksikliği, bunu ortadan kaldıramıyoruz. Bir, sonuçta bir kür değil ama yaşam kalitesini önemli ölçüde düzelten bir tedavi yöntemi. Parkinson'a bizi hızla götüren şeyler neler? Hayatta nelere dikkat etmek lazım sevgili hocam? Çok onu söyleyebilmemiz mümkün değil. Hani mesela şunu yapın da Parkinson olmayın ya da yemeyin diyorlar. Bunun bir alakası var mı gerçekten? Belirgin istatistiklerle bunların karşımıza evet böyledir diye gelen sonuçları maalesef ki yok. Ama hani Parkinson olmamak için şunu yapın ya da bunu yapmayın diyeceğimiz bir durum yok açıkçası bugünkü elimizdeki tıbbi verilerle. Biraz genetiğimizden gelen kodlarla herhalde değil mi? Buna teslim oluyoruz bir yerden sonra. Tabii aslında o DNA'mızdaki 8 milyon harf aslında hepimizin ne olduğunu söylüyor ama henüz onu çözebilmiş değiliz. Tabii ki şu soruya hani Parkinson kalıtsal bir hastalık mı? Bizim anladığımız genetik hastalıklardan bir tanesi değil. Çünkü toplumda belli bir yaştan sonra belli bir oranda görülen bir hastalık. Dolayısıyla ileri yaşta karşımıza geldiyse hani annemde var bende mi olacak ya da bende var çocuğumda mı olacak endişesini yaşamaya gerek yok. Ama eğer 40'lı yaşların altında karşımıza geliyorsa ki biz bu gruba genç yaşta görülen Parkinson diyoruz. O zaman karşımıza bazı genlerin görülme oranı artmış olarak çıkıyor. Hele bu 20'li yaşlardan önce ise bazen ailede olabiliyor. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Top dolu bir hayat güzelleri ekrana getirmeye çalıştık. Refleksolojiyi öğrendik. Farklı karışımlarla cildimize yapacağımız neler var? Bunları öğrendik. Parkinson'un çözümsüz olmadığını öğrendik ve tedavi yöntemlerini öğrendik. Beraberine de egzersiz yaptık. Şöyle güne enerji dolu başladık. Umarım ki renklendirebildik bugününüzü de. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmayı diliyorum. Ben Esra Harman'da. Emeği geçen tüm ekibim adına şahane bir cumartesi olsun efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.